Evet, akışı bozan cümle arkadaşlar. Yani taktik maktik yok. Bam bam bam. Şimdi bakın, akışı bozan cümle nedir? Ya düşünsenize, mesela şuradan, hatta ne güzel çizmişim, şöyle çizeyim. Bunun bir nehir olduğunu düşünün. Şimdi ben şuraya kocaman bir taş koysam, bu nehir normalde dümdüz akarken şöyle, örnek veriyorum, taşa çarpıp böyle gidecek değil mi? O zaman buradaki taş akışı bozmuş oldu mu? Ya da şöyle düzgün çizeyim ben. Bakın şimdi. Mesela şu nehir şöyle gidiyor. Ben şuraya kocaman bir taş atıyorum. Şöyle taş attığımı düşünün. O zaman bu nehir ne yapacak? Taşın etrafına dolanıp gidecek. Yani şöyle gidecek. O zaman burası düşünenin akışını bozmuş olmadı mı? Aynı o şekilde düşünün. Mesela eskiden şöyle bir kolaylığı vardı arkadaşlar bu tarz soruların. Cansu, 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 Cansu derdi. Sonra Kenan, 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 Kenan derdi. Kenan İmirzalıoğlu hayranıyım biliyorsunuz. Ondan örnek veriyorum. Şimdi öğrenci bunu net görürdü zaten. Lan nerede? Hep Cansu, Cansu diyor. Burada Kenan demiş. O zaman burada düşüncenin akışını bozmuş. Sonra tekrar Cansu'ya geçtiği için Kenan bozmuştur falan diyorduk. Ama şu an ne yapıyor biliyor musunuz? Benim örnek veriyorum, fiziksel özelliklerimden bahsederken bir anda eğitim hayatıma giriyor. Sonra tekrar fiziksel özelliklerimden bahsediyor. İşte düşüncenin akışı boğuluyor arkadaşlar. Bozan ifade boğuluyor. Tamam mı? Hemen başlıyorum. Ne diyor? Demiş ki hangisi düşüncenin akışı? Bak, ilmek ilmek zincir oluşturacağım, tamam mı? Cep telefonları 20. yüzyılın sonlarına doğru kullanılmaya başlanarak hızla yayılmış ve yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş. Hemen ne yapıyorum? Parafa kendimi koyuyorum, kendi telefonumu düşünüyorum. Giderek artan fonksiyonlarıyla yaşamımızı kolaylaştıran en önemli etken. Doğru. Mesela ben şu an sizinle çekim yapabiliyorum. Gerçi bu cep telefonu değil şu an, tablet, ama anladınız siz onu. İşimi kolaylaştırıyor. Ülkemizde yaklaşık 60 milyon kişi cep telefonu kullanmaktadır. Güzel. Alışverişten tutun, yer bildirimleri, bazı paylaşımlar, hayatımızın hemen hemen her alanında cep telefonunu kullanıyoruz. Tamam. Peki getirdiği bu kadar kolaylığa rağmen cep telefonlarının olumsuz yönleri de yok mudur? Yapılan araştırmalar sağlık üzerinde direkt bir olumsuzluk tespit edilmese de dolaylı olarak yaşadığımızı tespit ediyor. Hocam hepsi cep telefonu, ben nasıl ayırt edeceğim? Nasıl ayırt edeceksiniz biliyor musunuz? Bakın şimdi. Telefon kullandığı hızla yayıldı. Doğru muyum? Giderek fonksiyonlar arttı. Bakın hala aynı şeyden bahsediyoruz. Ülkemizde yaklaşık 60 milyon kişi cep telefonu. Ya bana ne, kaç kişiden? Ne ara sıkıştırdın onu oraya? Tamam mı? Alışverişten tutun, yer bildirimleri falan filan hemen hemen her alanda kullanıyoruz. Yani giderek artan fonksiyonlarıyla yaşamımızı kolaylaştırdı. Bakın ikinin devamı bu. Peki 3'ü buldum. 4 ile bağlantısı var mı hocam? 5 ile, özür dilerim. 4 ile bağlantısını bulduk. Şimdi 5'e bakıyorum. Peki getirdiği bu kadar kolaylık, bakın giderek artan yaşamımızı kolaylaştırıyor. Hala 2 ile bağlantısı var. Devam ediyorum. Olumsuz yönleri yok mu? Yapılan araştırmalar olumsuzluk de. Zinciri gördünüz mü? Bence gördünüz. O yüzden hiç uzatmaya gerek yok. Cevap bursa diyoruz. Peki. Diğer bir soruya bakıyorum. Diyor ki, kaygı, stres verici durumlarla karşılaşıldığında herkesin belli ölçülerle yaşadığı bir uyarılmışlık hali var. Mesela ben farklıyım, siz farklısınız. Çünkü herkesin belirli ölçülerde yaşandığı bir uyarılmışlık hali var. Özellikle öğrencilerde görülen kaygı sınavlardan önce ve sınav anında artıyor. Mesela siz bu olun, bu da Cansu olsun. Sizinki işte sınav anında ve sınavdan önce kaygınız artıyormuş. Arttığı anlarda terleme, titreme, panik, unutkanlık gibi etkenlerle karşımıza çıkıyormuş. Bu da sınav başarımızı, geleceğimizi doğrudan etkilemekte ve telafisi zaman alan bir süreç. Evet, mesela örnek veriyorum, Allah korusun. Sınav anında işte terleme, titreme, unutkanlık gibi belirtilerle karşılaştınız. Bu da sınav başarınızı ve geleceğinizi doğal olarak etkileyecek. Telafisi zaman alacak. Yani bir yıl daha hazırlanmanız gerekecek. Süreç doğurmakta. Orta düzeyde kaygı yaşanması gayet doğaldır. Bu da birkaç dakikada geçecektir. Ne alaka? Ne alaka orta düzey? Bir dursun değil mi? Şunu okuyayım. Eğer altının şu 4 ile bağlantısı yoksa sıkıntı var demektir. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için öğrencilerin kaygıyla baş etmesi. Ha, nasıl sorun? Zaman alan, telafisi olan sorun vardı ya. O zaman benim için burada bozan 5 numaralı oluyor. Zor muymuş? Hayır.